Kafayı açtılar. Şimdi Mayer hala yukarıda. Galix kontrol room'da. Yalnız Cat'ten yukarı çıkacaklar gibi. Vicedia smoke arkasından tekrar içeri doğru dönmek durumunda kaldı. Rampada kontrol altına aldı Pera. 4 vs 4'te. Yalnız tabi Poirier çok geziyor şu an. Vicedia yakalayacak. Arkasından yakaladı. Bir iki mermi denemesi headshot var. Bir gelmedi ama Poirier bayağı hasar verdi. Sıkıştı buraya. Bu kill almamız lazım ki rahat oynayamasın ama o da şu an koşmaya devam ediyor sağa sola ve kaçtı buradan. Bu kötü oldu. Mayer yakalayabilir mi diye baktım. O da yakalayamadı. Tekrar içeri geri dönecekler. Mayer catwalk'ta. Galix aşağıda. Vicedia demir girişinde ama çok az canı var. Oo, bir headshot daha geldi Poirier'dan. Vicedia meydan girişi. Poirier yakalasa çok iyi olur. Güzel bir headshot geldi. İkinci gelir mi ama? Gelmedi. Ve Zantares'le birlikte Galix kaldı. İki oyuncu aşağıdan yukarı doğru gidecekler. Zantares önde. Galix arkasında. Antares main girişinden yavaş yavaş yaklaşıyor. Bu da bir güzel bir crossfighter. Hatta üçgenleri var. Kontak bekliyorlar birbirlerinin. İlk kill çok önemli. Güzel bir tek alırsak yakalı Antares. Takas gelmedi. İkinci oyuncuyu gördü. Üçüncüyü görmedi. Şimdi üçüncü çıktı ve kamyon. Best of one. Tek harita arkadaşlar. Tek harita. İlk elemeler. Yani ilk eleme maçları tek harita. Oxic hemen meydana geldi. Scout ile birlikte. İçeri doğru bir kapı kırıldı. İçeri doğru koşacaklar mı diye bakıyorum. Antares. İkili aldı. Demir kapıdan yalnız takas gelmiş. Hemen geri çıkacaklar. Oradan bir oyuncu daha bulabildiğimiz diye baktım ama bulamadık. Oksik hemen içeri yardıma geldi. Orion'un da bir canı kalmış. 4 vs 4. Şimdi Zantares demir arkasına kadar yerleşti smoke'tan. Poirier geri çıktı. Yalnız buraya bir net bir molotov biraz sıkıntı yaratabilir. Ama Zantares'ten güzel bir vuruş daha var. 42 can geri çıkacak oradan. Bombadan kaçmaya çalışıyor. Timing. Çok iyi timing attı. Ama içeri girerken yakalanabilir gibi arkasından. Güzel. Sorunsuz girdi içeri. İçeri doğru fake atıyor biraz. Poirier içeriden pushladık orayı öldürdük. Güzel ama meydandan geçiyor iki oyuncu. Bir kamyon Zantares'te bulmuş durumda. Deagle aşağı koşacak. 20 saniye kaldı. Çok zamanları yok. 2-3 pozisyonda aşağı almaya çalışacaklar. Mayer. Kamyon ilk infoyu aldı. Small kurmaya çalışacaklar ama Mayer'den güzel bir kill geldi. D4 düştü. Kamyon o kill alsa bile zamanda olmayabilir ve Kalix bitirdi. O kere biraz ses yaptı. Duymuş olmamız lazım. Zantares zaten cross hazır ama Deagle'dan iyi bir vuruş geldi. 25 saniye bombayı almaya çalışacak. Rampaya doğru Deagle yürüyecek. Galil ile beraber bir entry arayabilir. Kalix'in de Olgu ile beraber pozisyonu kuvvetli ama Deagle'ı kaçırdı şu an sola geçerken. İkinci oyuncuya güzel bir headshot. Şimdi flash pick'ten sonra Kalix sıkıştı biraz burada. Hemen cat altından yardım geliyor. Kalix saklanmaya devam. Timing'ler çok kötü oldu Kalix için. Her kafayı çıkardığında kör oldu. Ve Deagle'dan gelen bir takas var. Mayer ile beraber Vox'u geri çekiliyor hemen. Risk almayacaklar burada. Rampayı verdik. Şu an aşağıda kimse yok. Hemen Vox'u o yüzden Secret'tan aşağı doğru gidecek. Biraz pistol round'una benzedi şu an harita hakimiyeti konusu bizim için. Zantares bu arada ben bunu söylerken aşağı doğru inen oyuncu adının ikini vurdu. Toxic şu an kesmeye devam ediyor. Harika bir headshot geldi scout'la birlikte. MS'nin elinde avuk var. Elinde nate'de yakalandı. Son kalan oyuncu kamyon. Biraz zorlandı o da. Kamyon bu arada. Zantares yakaladı. Auron da hemen meydandan koşuyor. Toxic bir kill çıkardı ama şu an için içeri meydan girişinden biraz baskı var. Mayer. Ve save'e doğru gideceğiz. Kalex'i diyerek bir kill çıkarmış. Oynanabilir aslında ama. Evet yani bu kill geldiği için oynamaya karar verdik. Normalde oynamayabilirdik 2'ye 4'te. Şimdi evet Voxic flash peek atacağı için Kalex yukarı çıktı. Flash'ı rakip takım arkadaşına dropladı. Hemen kutu arkasında bir nate. Kulübe çıkışı Molly'ye. Flash peek'i bekliyor. İkinci flash da gelecek Voxic'ten. Kalex'e bakıyor round. Kalex atladı. Hemen Deagle sesi duydu mu acaba? Bir anti flash geldi. Toxic'ten kill var. Kalix'te bir tane vurunca 2'ye 1 pozisyonda. Poirier'in yeri belli ve Kalix. Güzel bir vuruşla beraber 2'ye 4'ten çok iyi bir clutch geri geldi. Diyecektir zaten. Sesleri duyunca biraz daha sola doğru yapıştı Poirier. Buraya prefire çıkacak mı bakalım. Geldi ama Zantes'ten güzel bir vuruş var. Deagle takası almaya doğru geliyor. Yakın mesafe onu da vurdu ama headshot. Silah farkı yeterli değil. Kulübeden piki de MSN engelliyor. Tek başına Voxic kaldı.
Roxy kill aldı. 1'e 3 pozisyon ama yeri belli. Hemen içeri hızlandıracaklar. Roxy için yani imkansıza yakın bir clutch. Çok farklı açılar. Çok büyük bir harita. Ama sen de York pozisyonluklarla yakalanabiliyorsunuz ama şu an için Roxy sorunsuz bir şekilde rampaya kadar geri çekilebildi. Zeyan da sakladı. Bayramda yapacağız sorunsuz. Şu an Kedia timing kovalayacak. Emir arkasında Eagle Kedia. Boğa girdi. Büyük risk aldı. Çarpıştılar iki oyuncu. Porya bu arada Mayer'i bulmuş. Kedia şu an niye gidemiyorum diyor. Bakıyor ama orada bir kafa atma. İçeride Karix'in de yeri birazdan belli olacak. Yani sanırım bu kadar toplu bir şekilde içeri gireceklerini beklemedik. Hani secure yapıyorlar. Alan daraltalım diye düşündük ama bu da biraz riskliydi. Böyle kulübeye yakından demir kapıyı içeriden almaya çalışırken yakından eş zamanlı killer. Galix 35 can. Tabii oka çıkan bir oyuncu var dışarıdan. Yakın mesafe buradan yapıştırabilir. Berat da yapıştırdı hemen. Kereş'in de aldı. Buraya biraz sıkışmış durumda. Spain'de iyi bir deneme var. Bayağı hasar verdi ve Vox'in de yardımıyla beraber C4 düştü bu arada. Şimdi oraya pardon gitmeleri gerekecek. Dantes bu arada Mayer USB'li bir kill daha almış. Çalmaya doğru gidiyoruz. Tek başına Porya kaldı. Onu da şimdi Mayer fark etti galiba. Evet B'den geçtiğinde fark ettik. İki tane Secret, iki tane Catwalk tarafında oyuncu var. Porya bir oraya bir oraya bakmaya çalışıyor. Çok fazla açı var. Yakalamamız lazım. Loda da girdi bir yandan. 30 saniye. Dantaris baitlemeye çalışıyor. Diğer oyuncuya yardım etsin diye. Boksik bayağı hasar aldı. Bir tane de bomba geldi üzerine doğru. Dantaris'i vurdu. 22 can yalnız. 19 saniye var. Evet roundu alacağız artık. Buradan Porya'nın gidip bombayı alması ve de üzerine sayete koşması mümkün değil. İyi çaldık bu roundu. Neredeyse hiçbir şey yok elimizde. Rakip de biraz tek tek gelince çok yakaladık onu. Ve 4-4 izin vermiyoruz. 5-3 oldu. Kahretsin sizim dedin. Ne dedin? Dantes bu arada biraz risk aldı. Öne doğru çıktı ama headshot'ta başarı var. Hemen geri çekilecek oradan. Silo üstünden takas da gelmedi. Tertemiz geriye doğru çekiliyor. Voxic şimdi AP'li oraya bakmaya devam edecek. Kedi bu arada demir kapıdaki o yine smoke'tan spreyleme. Voxic fark etti. Tam skobu kapattığında kötü bir timing oluyordu ama problem yok. 5v3. Çok ağır oynuyor Pera. Yani tabii taktiksel olarak müthiş şeyler ortaya koyması pek beklediğimiz bir takım değil. Kontrollü oyun, dikkatli oyun, aim fight'lar falan biraz buralara odaklılar. Galix'in sevdiği pozisyonlar, rampa girişi. Demir kapıya fake var şu an. Orayı biraz hareketlendirdiler. Rampaya doğru yavaş yavaş yürüyorlar. Kalix Voxic'in kontağını bekliyor. Voxic geri aldı. Kalix kafayı kaldırdı. Kamyon da burada. Kalix biraz zorlansa bile problem yok. Bomba çok iyi olabilir. Oldukça iyi. Kalix ilk kill aldı. Biraz zorlandı Spain'de. Hemen ikinci kill'den sonra Deagle'dan bir takas geldi. Voxic catwalk altına koşabilirler diye hemen orayı kapatmaya doğru yöneliyor. Mantes bu arada meydandan koştu. Vicadia tek kapıdan çıktı, yerleşti. Sight arkasında bir tane smoke'ları var. Onu da tek kapıya atacaklar büyük ihtimalle ama Vicadia fark etti. Biraz hasar verdi. Maya yine orada. İki oyuncu crossfire'da. İkili Kedi aldı. Mayer yardımda. Son kill'de Mayer'den. Problemsiz. Rampaya doğru bir baskı geldi. Karix hemen Nate'den sonra radyo kadar koştu. İçeri baskı kararı vermişiz ve yakaladık hemen. Demir tarafında yakaladık tek oyuncuyu ve Voxic'ten güzel bir smoke açma oyunu. Bomba ile beraber smoke açtı. APS ile beraber kill'de aldı. Hemen round başı 3vs5 bıraktık rakibi. Aron aşağı doğru yürüyecek. Zantares orada. Offangle duruyor. Rakibini gördü ve Spain'de başarı var. Üzerine Deagle gelecekti ama Deagle'dan iyi bir takas. Hemen aşağı doğru Mayer koştu.
Kapı açıldı ve Porya'yı rahat rahat buluyor. Son kalan oyuncu Deagle olacak. Tek kapıdan geri çekilecek gibi. Wicked'e geri dönüşünü kesti. Yürümeye karar verdi. Wicked'e timing. Wicked falan dümdüz gidiyor. Ve 0-11 ile ilk yarıyı bitirdi. Evet. Mustang'de Kalix. Kuvvetli pozisyon, içeri gireceklerdi ama flashlardan sonra ama vazgeçtiler ve rampaya dönüyorlar. Rampada Mayer. İlk yarının sonu çift AWP. Evet, çift AWP'nin de maalesef çözümü Mac'ten. Sıkıntı yok, 4'e 2. Deagle aşağıda. MSN de orada hemen. Uff, Voxic'ten tokat gibi bir vuruş geldi. Merdanına iner inmez. Bir mermi. Son kalan Deagle. Toxic. Deagle'ın açısı daha kuvvetli pikleme açısından ama bir üçgen. Üçgen sonucunda da hangi açıya bakacağını şaşırdı Deagle. İlk infoyu aldı. Koşmaya başladık. Ve iki kill birden geldi. Kedia Voxic ikilisi. Tertemiz başlangıç hemen. Kamyon kontrol room'a gelmeye çalışıyor. İnfosunu aldık. Rahatlıkla plant gelecek. Aman. İki tane iyi vuruş var. Santres güzel bir headshot. Çift kapıya doğru. Santres. İnce bir açı. Yürümeye karar verdi Wicked'e. Yakın mesafeye hata yok ve son kalan oyuncu da Voxic vurdu. İki de mantıklı bir hamle bu. İçeri doğru yavaş yavaş yürüyeceğiz. Ve yürüyen oyuncuları bekleyeceğiz. Kalix hemen rampa çıkışını kesiyor. Kolay bir vuruş oldu. Diğer oyuncuları da görüyor. Rahatlıkla gelen killer ve son kill de Wicked'e. Ekolar toplandı. Şimdi meydan işlemeye devam ediyoruz. Santres meydan girişinde. Geldi. İlk spreyini de başarıyor. Aron. Kill çıkarıyor. Açısı biraz zordu Zantares'in. Bir de zıplayarak geldiği için. Tek tek fightları burada biraz daha denedik. Mayer. Olmekten 1-2 mermi. Gördü onu MSN. Mayer de buradan bir şey yapamayacak. Biraz geri çekildik. Mayer'in canı çok çok az. Şimdi önden Voxic gidiyor. Artık burada biraz daha rampa denemesi. Headshot bulursak. Şimdi rampadaki iki oyuncu 40 canı var bu arada. Yani oldukça kötü duruyorlar. Ama tabii hani biraz böyle crossfire şeklinde Porya infoya göre çıkacak. Voxic vurabilir, o da vurdu. Porya'yı da şimdi hemen farklıyız ama Mayer'i buldu bir yandan da Porya. Aşağıda kaçmayı başarıyor. 20 saniye. Voxic M4 almaya gitti. Hemen dibinde onu duyan Deagle var. Ve Kalix içeriye doğru denemesinde başarılı. Ama ikinci oyuncuyu beklemedi. Kulübe üzerinde. Mirka arkasında Wicked'e var. Böyle bir mazgal kırılma sesi. Wicked'e tam smoke'tan. Açı almaya çalışırken içeri doğru bir anda koşmaya başlayacağız gibi görünüyor. Wicked'e çıktı. İkili aldı ama takas geldi. MSN de orada güzel bir crossfire yaptılar. Voxic hemen cevapta. Yalnız Wallbank'ler yemeye devam ediyor. 13 cana kadar düştü. Kalix'in yardım etmesi lazım. Güzel bir vuruş var. Voxic de rakibini yakalayınca 2'ye 1 pozisyonda. Zor pozisyonlar ama bir şekilde takaslar geldi. Kaldık Aron'a. Tabii Voxic buradan beklemez yalnız. Yani mantık olarak meydandan dolaşması çok mümkün değil böyle bir oyuncunun ama. Vurayım bari dedi. Birebir. Kalix. Rakibinin yerini anladı. Molotof'u da var bir tane Kalix'in. Hemen pozisyon değiştirebilir o Molotof'la beraber. Demirden çıkacağını düşündü rakibinin. Aron da oradan çıkmaya çalışıyor gibi. Biraz Molotof kısa kaldı yalnız. Arkasından yürüdü geldi Aron. Kalix infoyu aldı ve Kalix'ten güzel bir clutch. 12'de. Kimsenin geçtiğini düşünmüyor olabilirler. Çünkü Deagle hala meydana bakmaya devam ediyor. Atlas geri döndü. Bir şey çıkmayınca aşağıdan içeride taktiği bitirmeye çalışacağız gibi. Bu arada uff, Deagle'dan bir headshot gelmiş. Porya da Kalix'i vurdu rampadan.
Antares şimdi meydanı temizlemeye devam edecek. Buradan Heaven'a çıkarsa round için yine büyük bir info olacak bizim için. Şu an meydan tarafında olduğunu düşünüyor Deagle'ın hala. Spawn'dan. Ve Caddy bu arada içeriden ilk kill aldı. Yürümeye başlayacağız. 20 saniye kaldı çünkü. İkinci kill gelmedi. Antares sızdım bekle komutu geldi. Heaven'ı vurdu. Ve içerisi boş. Kulübe içerisinde MSN var. Yani yakalayabilirdi yalnız orada. Bir tane vuruş şansı vardı. Voxy'yi vursa Max7'la zaman kalmayacaktı plant için. Ama problem yok. Oraya tek başına 1'e 2 deneyecek. Şöyle baktım silah var mı diye bulamadı. İki oyuncu kontak bekliyorlar. Ve Santeres bitirdi. 13-4 ile birlikte rahat bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Maç öncesi de 13-6 falan demiştim Max.